Ay biraz aceleye geldi ama umarım işe yarar. Müdüre içirdiğim iksiri Simge içince kendisini dünyada bulacak. Hem de her şeyi bir rüya olarak hatırlayacak. Sen öyle san. Bu işin peşini bırakmaya hiç niyetim yok. Sus bakayım. Cezanı çekmeden önce bir işe yarar. İçir bakalım şu iksiri Simge'ye. Ama Kulina. Çabuk. Pijamaları da unutmayalım. Hadi bakalım güle güle. Oldu, ben kaçtım o zaman. Evet Şoker Efendi, gelelim sana. Timsahların karnı acıkmıştır. Sabırsızlanıyorlardır şimdi. Saçmalama Kulina. Bana bunu yapamazsın. Hem mavi ormanda timsah yok ki. E tabii ki. O halde sen de bundan sonra bir tırtıl olarak yaşarsın. İşte bu çok iyi bir fikir. Buraya geldiğimden beri tırtıllara hasret kalmıştım. Ağzım sulandı ya. Kapat çeneni, sersem kuş. Üzgünüm Çenebaz. Şoker'in mavi ormanda yaşaması gerekiyor. Onu görmeye katlanamıyorum. Bay bay tırtıl. Ama Kulina. Ama haksızlık bu. O tırtıl benim hakkımdır. Of, sus artık Çenebaz. Çok yoruldum. Bana bunu yapamazsın Kulina. Biraz dinleneceğim. Sakın sesini çıkarma. Kulina, bana bunu yapamazsın. O tırtıl benim hakkımdır Kulina. Hakan, neden beni dinlemiyorsun? Bu gördüklerim gerçekten rüya değildi. Simge, saçmalama Allah aşkına. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ne yani, bana inanmıyor musun Hakan ya? E nasıl inanayım? Ne oldu anne? Ah kızım, beni uzaylılar kaçırdı. Nana da onların casusu. Anne, iyi misin sen? Buna çocuklar bile inanmaz Simge. Rica ederim, kes artık. Anne, benim çok uykum geldi. Hadi gidelim. Ay neden kimse beni dinlemiyor ya? Vallahi delireceğim şimdi. Bence delirmişsin bile. Hakan, ben ne dediğimi biliyorum. Kaçırıldım diyorum sana. Nana da uzaylı bir ajan. Simge, 2 saat kapıyı çaldım. İçeride uyuyordun işte bal gibi. Sen açmadın mı kapıyı bana? Evet ama şey, bak şimdi iş yerinde temizlikçi bir kadın var. Şakire teyze. Bana bir ot kaynattı. Ondan sonra da kendimi böyle uzaylıların arasında buldum. Bilmediğin şeyleri içersen böyle kabuslar görürsün işte. Ama gerçek gibiydi. Demek uzaylılara? Nana da onların ajanı, öyle mi? Bir uzaylı yapmadığın kalmıştı kızım. Ya Hakan ya, dalga geçmesene. Hadi anne, gidelim artık. Bir dakika. Nana nerede? Simge, yeter artık, uğraşma şu kızla. Yukarıda değil mi? Evet. Simge. Ya sadece görmek istiyorum ben onu Hakan, o kadar. Bu rüyanın etkisinden kurtulmazsan buluşacağız ona göre. Simge. Umarım. Biraz daha bağıralım mı? Yok. Bu saatte rahatsız etmeyelim isterseniz. Sabah çağırırız. Hemşire, benim canım portakal istiyor. Hadi git soy. Hayda. Ay ne var canım? Ay. Eyvah. Hadi çocuklar hadi. Hadi çocuklar, kaldıralım. Hadi. Kadın, çekiştirme. Benim tansiyonum var. Dur. Ya ne yapacağız? Gel. Ay ne yapacağız şimdi? Nereye saklayalım? Simge lütfen. Kıza güldüreceksin bak kendini. Hiç de değil. Komik duruma düşüyorsun hadi ama. Aptal bir köylü kızına mı komik duruma düşeceksin? Aslında bence o bir uzaylı ama sen bana inanmıyorsun. Çekil. Simge, senin sinirlerin gerçekten bozulmuş. Öf. Ne yapacağız? Bizim geldi. Nana nerede? Ne yapacaksın kızım Nana'yı? Bir şey yapmayacağım. Sadece görmek istiyorum, o kadar. Yoksa bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok evladım, ne saklayalım? Çocuklar, peki siz? Hayır. Ama siz onun işbirlikçisisiniz, öyle değil mi? Anlamadım. Tabii, işinize gelmeyince anlamazsınız. Simge, rica ederim ama. Baba,
Babacığım, Simge ablanın nesi var? Şey çocuklar, Nana sizin yanınızda değil miydi? Buradaydı Sabi. Peki şimdi nerede? Yok olup uzaya mı uçtu yoksa? Uzaya mı? Yoksa burada mı? Hava çok güzelmiş. Harika bir lodos var. Oh yarabbim. Seni bu halde görmek ne güzel. Ne demek istedin sen şimdi Mahkuş? Yani mutlu olduğuma sevinmiş kendisi. Rahatladın mı şimdi? Tabii ki hayır. Ay ilahi kızım. Ne tuhaf bir rüya görmüşsün. Demek Nana uzaydan dünyamızı ele geçirmek için gelmiş. Hem de ajanmış öyle mi? Dalga geçmesenize ya. Vallahi kızım, bizim oralarda bir laf vardır. Senin bir tarafın açık kalmış. Aman pek mi komik? Hak ettin sen de bunu yani. Aslında ben uzaylıyım. Biz de uyarlanıyoruz. Of, yapmayın be. Ya bu kızın her tarafı uzaylı olsa ne olur, baksana. Öyle deme Hakan. Çok gizli güçlerim var benim. Anne hadi ya. Tamam kızım. Gel bize. Gözüm üzerinde olacak her zaman Nana. Seninle konuşurken yüzüme bak Nana. Hay aksi yine ileri sardı. Ay ne yapacağım? Sana söylüyorum. Baksana bana. Hadi Simge, çocuğun uykusu geldi. Tamam geliyorum. Duydun mu beni Nana? Ya. Hadi yatın artık. İyi geceler. Hadi Simge. Of. Of. Yani ikide bir de böyle yaşlanacaksan yandık kızım, yandık. Oh, bönüm koptu. Benim de. Bir, iki, üç. Hadi bakalım evlat. Kolla kendini. Hop. Hadi, hadi. İşte. Ben seni tekerimle yenerim be. Ha, masal, masal. Ya çel mi takıyorsun? Aa, tatlım bak burası kırmızı olmuş. Aa, hadi bak Paulo. Ya hayır, biraz da şu tarafa olsana. Tabii tatlım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi. Hop, gol! Gol! Gol be! Aslan Hakan! Nasıl yedin bu golü bembe? Heri, ra, gasra, gasra, cimbom, bom! Aman! Siz bizi ancak böyle sanal ortamda yenersiniz. Ay, bu Nana da iki yemek yapıp mutfaktan çıkamadı, değil mi? Akşam önemli bir misafirimiz var da hazırlık yapıyor. Aa, benim neden haberim yok kocacığım? Artık var kızım. Demek önemli misafir mi? O halde onu krallar gibi ağırlamalıyız. İdareyi hemen devralıyorum. Yoksa bu köylü rezil eder bizi. Ne? Aval aval bakma yüzüme. Duymadın mı? Önemli misafirimiz var. Hemen mutfağa. Ver bana gümüşleri sen. Ben parlatacağım. Sen anlamazsın. Tatlım, masaja daha sonra devam ederiz. Olur tatlım. Hayır ya, hayır. Ya. Gol! Hay aksi ya. Ya böyle olur işte. Gol mu be? E tabii gol ya. Görmüyor musun? Yani. Merhaba. Şoker. Delirdin mi? Ne işin var burada? Seni merak ettim de ondan geldim. Biraz önce apar topar gelip öyle söyleyince aklım sende kaldı. Seni ilgilendirmez Şoker. Zaten canım sıkkın. Ya nereye gidiyorsun? Kararsın oğlum hadi. Kocacığım. Faul. Ne faul be?
Hakem de seni tutuyor galiba. Vay be. Ne zaman evlendi bunlar? Kaşla göz arası. Yıldırım nikah mı? Hayır canım, evlenmediler. Simge'nin kafesine reklam panosu düşmüş. Kendini Hakan'ın karısı zannediyor. Gerçekten mi? Ay çok komik. Gol! Gol, gol, gol işte! Olamaz. Ay, ay sana hoş geldin kocacığım. Evet. Bu tutukluk yaptı da ondan. Buraya gel. Ay ne mutlu bir aile tablosu. Ay kıskandım valla. Hakan da bu işe çok sevinmiş görünüyor baksana. Sen bunu duyma baksana. Canımı acıttın ama sana kızmıyorum. Büyük aşkın elinden puf uçup gitmiş. Eminim senin acın çok çok daha büyüktür. Gerçekten. Çok geçmiş olsun şekerim. Uçup uçup. Hadi. Hadi işte oluyor yine. Hadi. Aslan. Bundan sonra hep bunu giyeceksin. Evin hanımı gibi salınarak dolaşmak, süslü püslü giyinmek yok. Aman da aman. Ne güzel de yakışmış. Hep bu elbiseyi giyinen ha. Ay, pilliyi yatırdım uyuyor. Çok sarsıldı yavrucak. Kurşun hala gelmedi mi? Hayır. Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Sen keyif çatmış yatıyorsun. Kalk oradan benim koltuğumdan. Biz de burada Kül Kedisi'nin dramını izliyoruz herhalde. Bu mutfağın hali ne? Yemek yaparken dağılıyor. Buraları hemen temizle. Mezelere başla sonra. Hadi bakınıp durma aval aval. Ah, şu Simge'nin bir an önce aklı başına gelse de... Nana da bu durumdan kurtulsa. Kulina! Kulina! Hemen gel. Pili çok kötü durumda. Ay daha demin yatırdım onu. Hadi çabuk gel. Ay, kötü tamam, durumda. Tamam. Hadi gidelim. Vay ya. Parmağımı kımıldatmadan Nana'nın kaybettiğini görmek ne güzelmiş ya. Bir bardak su alacaktım da. Kızım su versene. Ben alırım. Ay bu kız çok uyuşuk. Elimden bir kaza çıkacak vallahi. Nana, ne olur sık dişini. Böyle olsun istemezdim gerçekten. Yo, iyi oldu. Herkes yerini bilsin öyle değil mi? Ne olur böyle konuşma. Bu durum benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Masaj yaptırırken gayet keyifli görünüyordun. Nana, köşeye sıkıştım. Neden anlamıyorsun? Ona karşı bir şeyler hissetseydim herhalde 50 defa evlenirdim. Ne oldu? Ay. Bir şey mi hatırladın? Ay evet. Ne hatırladın? Nana'ya banyoyu temizle diyecektim. Onu hatırladım. Hemen söyleyeyim. Aa! Annem gelmiş. Sen burada mıydın? Buradayım işte canım. Buradayım. Nerede olacağım kızım? Evimizdeyim işte. Ay, canım yavrularım. Öp bakayım annenizi. Annenizi mi? Annenizi mi? Evet. Nasıl yani? Babamın kocası bizi de çocuğu sanıyor yani. Öyle mi? Evet. Ya gidelim gerçekleri açıklayalım bitsin bu iş. Ya doktor kendisinin hatırlamasının daha doğru olacağını söylemiş. Hafızasını yerine getirmek için zorlamayın. Hep böyle kalabilir demiş. Of. Yandık ya. Peki ne zaman düzelecekmiş? Belli değilmiş. Ya of. Of. Yaşasın. Yani burada kalıyoruz öyle mi? Anlattığımdan çıkardığın bu mu? Evet. Of. Ne yapacağım ben? Gerçekten Pede'ye mi oy vereceksin? Evet. Tabii. Selim abi çok bozulur ama.
Yağmur, kalk bakalım yatağımdan. Yatağından mı? Ya git kızım ya, belanı arama. E ben nerede yatacağım? Yan odada. Pışık, artık bu yatak benim olacak. Ne? Hakan Bey izin verin de mezeleri çıkarayım. Simge Hanım'ın emirleri. Nana, bencillik yaptığının farkında mısın? Geçici bir şey için, üstelik de sağlıkla ilgili bir şey için nasıl olur da böyle düşünebilirsin? Yani. Ya annemin üzerine kadar, bu yatak benim olsun, ne var? Duygu sömürüsü yapma Özge. Hı-hı. Duygu sömürüsü yapmıyorum, tamam mı? Annem hasta işte. Hem de feci bir hastalık. Ya düşünsene, sizi çocuğu sanıyor. Ya bundan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Biz de. Didişler. Nasılsınız bakalım? Hı? Hiç iyi değiliz. Özge benim yatağıma konmaya çalışıyor. Hı hı. Ama kızım orası zaten onun yatağı. Öyle mi? O halde benim yatağım nerede? Ay Yağmurcuğum, senin yatağın da burası. Peki benimki hangisi? Sen yan odada yatıyorsun. Aa, ay Emre büyüdün artık. Kızlarla aynı odada kalamazsın bebeğim. Şimdi uslu durun bakayım, tamam mı? Bu akşam çok önemli bir misafirimiz var. Akıllı oğlum benim. Akıllı kızım. Öpeyim güzel kızım. Biri bu kabustan beni uyandırsın. Aynen. Beni kimse uyandırmasın. Ben gayet mutluyum. Gıcık işte. Gıcık. Yani. Ya git şuradan ya. Emre. Ben size Mavi Orman'a gitmeyi yasaklamadım mı? Evet Yüce Solina. Oraya neden gittiğinizi biliyorum. Kulne'yi görmeye gidiyorsunuz, öyle değil mi? Sakın bana yalan söyleme. Ama o bizim başperimiz. Artık sizin başperiniz benim. Bir daha onu görmeye giderseniz cezanız çok büyük olur. Şimdilik seni sadece zindana kapatarak cezalandırıyorum. Zindana mı? Zindan mı? Evet. Onu zindana at da aklı başına gelsin. İyi ama burada zindan yok ki. Artık var. Koridorun sonunda, solda. Ha. Bunu bana yapamazsın Sulina. Lütfen zindana atma beni. Bırak. Joker, ne duruyorsun? Vay be, zindana. Peki hadi yürü bakalım. Hadi. Sizi adam etmesini bilirim bakalım, ben. Yürü. Ben ofise gideyim. Bakalım bu beladan kurtulmak için bir şey yapabilecek miyim? Ne yapacaksın evladım? Allah bundan sonrasını rast getirsin. Hadi kalkın bakayım siz de. Servisi kaçıracaksınız. Babacığım, aklıma bir şey geldi. Artık servise para vermeyelim. Biz okula otobüste gidip gelelim. Hem sen merak etme, ben Yağmur'a göz kulak olurum. Canım oğlum benim, öyle şey olmaz. O zaman bir sürü harçlık almayalım. Nasılsa okulda yemek çıkıyor. Gereksiz zıvır zıvırlara böylece para harcamayız. Canlarım benim. Ne olur siz düşünmeyin artık şu para meselesini. Al oğlum bunları. Bunlar da ne Makbuş? Benim de kendi çapımda bir birikimim var herhalde evladım. Bilezik hepsi. Bozdur bir açığını kapat. Hayır, asla kabul edemem Makbuş. Aa, bağırtma beni. Ben senin yarı annen sayılırım. O kadar emeğim var üstünde. Valla çocukların önünde seni bir temiz döverim ona göre. Sağ ol Makbuş, sağ ol. Bu işler düzelsin, hepsini yerine koyarız, söz. Aa, dilinin zoruna bak. Bu yaştan sonra bilezik takıp ortalarda mı salınacağım? Hadi gidin Hakan. Artık hadi. Hakan. Hadi geç kal. Aa, yavaş düşeceksin. Bunları al. Bu zarflar da ne? Buraya geldiğimden beri bana verdiğin maaşlar. Sen hiç para harcamadın mı? Yo, neden harcayayım? Sen ne kadar tatlı bir şeysin canım benim. Ama bunlar sende kalsın. Lütfen al. Bak zor durumdayız. Ama hem benim bildiğim insanlar beraber olduklarında ayrıları ve gayrıları olmazmış. Öyle değil mi Akbuş? Öyle ya. Hadi al. Baba biz ne güzel bir aile olduk değil mi? Evet oğlum. Anne ya, yanımda para olmadan okula nasıl giderim? Şaka gibi. Uf kızım, battık diyorum, anlamıyor musun? Artık tüm harcamalarımıza dikkat etmek zorundayız. Hatta bütün akşam yemeklerini Hakanlar'da yesen iyi olur.
Siz ayrılmadınız mı? Aman bakma ona sen. Dün kızgınlıkla söyledi o sözleri. Çoktan unutmuştur bile. Peki sen alışveriş yapmayı keseceksin değil mi artık? Sus bakayım sen. Zaten canım sıkkın. Ne alışverişi ya? Yemek yiyecek paramız yok diyorum. Sen ne diyorsun bana? Hayırlı günler evladım. Hadi. Ha. Al canım. Günaydın. 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 Hırsızlığın böylesi. Canım, hala bana kırgın mısın yoksa? Zor günler geçiriyoruz Simge. Hepimiz birbirimize anlayışlı olursak bu işin içinden daha kolay çıkarız. Haklısın hayatım. Akşama görüşürüz aşkım. Aşkım mı? Simge cicim, senin haberin yok mu? Babam nanayla evleniyor. Ne? Şaka gibi. Ay, 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 bana bir şeyler oldu. Anne. Simge. Anne. Simge. Simge kendine gel.